Good afternoon. Herkese iyi günler. Umuyorum ki iyi bir ara geçirmişsinizdir. Bugün burada buluştuk. Harika bir lokasyon. Zaten bu sahnede olmak da insanı sanki bir film yıldızıymış gibi hissettiriyor. Benim adım Andra Vallade. Nielsen spor alanında iş geliştirmeci olarak çalışıyorum Avrupa bölgesinde. Mehmet'le birlikteyim bugün. Kendisi de pazarlama müdürü zaten. Bugün sizlere sporu ve sponsorluğu etkileyen ana uğraşlardan bahsedeceğiz. Öncesinde birkaç noktaya parmak basmak istiyorum. Bizler kimiz ve Nielsen Spor olarak neler yapıyoruz? Bizler öncelikle Nielsen'in bir parçasıyız ve zaten Nielsen'le tanışıyor olabilirsiniz. 2016 yılından itibaren Nielsen Sports aktif bir şekilde devam ediyor etkinlikleri. Bizim işimiz sporla ilgili her şeyi ölçmek ve takip etmek. Bunu da tabii ki çok büyük miktarda bir veri üzerinden gerçekleştiriyoruz ve dijital veri araştırmalarımız var ve doğrudan deneyimlerimizi ve müşterilerimizin neler yapacaklarına dair danışmanlık hizmetlerimizi sağlıyoruz. Ve markalara doğru anlamda sponsorluk aktiviteleri yapabilmeleri için stratejiler belirliyoruz. Belli hedeflere ve belli amaçlara ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu bağlamda markaların kendileri için gerekli olan optimizasyonların ne olduklarını anlamalarına yardımcı oluyoruz ve aktivitelerinin sponsorluklarının etkinliklerini ölçmelerine ve ne kadar işe yaradıklarını anlamalarına olanak sağlıyoruz. Nielsen olarak bizim yaptığımız şey budur. Burada dramatik değişiklikler görüyoruz. OTT satın alma haklarından ötürü, yani spor haklarından ötürü Amazon mesela NFL paketini satın alıyor ve bu beraberine muazzam bir değişikliği getiriyor. İkinci trend burada tespit edilen e-sporlar. E-sporlar sadece yeni bir trend olmaktan ibaret değil. Bu bir realite artık ve bir öncelik haline dönüşmüş durumda. Buradaki husus şu, herkes için bir öncelik. Markalar için, yayıncılar için, medya için, spor konusunda hak sahipleri olanlar için herkesin e-spor dönüşümünde yer alması gerekiyor. Üçüncü trend içerikle alakalı. İçerik giderek önemli hale geliyor. Özellikle sponsorluk açısından. Burada sponsorlukta sadece görünürlüğe bakamam. İlgi arz eden içerik oluşturmam gerekiyor. Öbür türlü taraftarları ve izleyicileri etkileşime sokamam. Dördüncüsü yeni sponsorluk paradigmaları. Sponsorluk artık bir ortaklığa dönüşünce burada hak sahipleri ve spor kurumları arasındaki etkileşimin artması gerekiyor ki taraftarların deneyimi iyileşsin. Beşinci trend de şu. Sporun sosyal etkisi. Spor artık sosyal kampanyaların gerçekleştirilmesi noktasında daha önemli bir faktör haline geliyor. Küresel olarak bunlara bakmalıyız. Bu sadece Türkiye ve Avrupa özelinde değil, küresel olarak karşımıza çıkan trendler. Bazıları bir takım pazarlar için daha önemli olabilirken diğer pazarlarda diğer bir bileşenini görebiliriz. Burada son iki konuya bakarsak sponsorluktan ortaklığa ve toplumda sporun değişen özelliğine bakarsak sponsorlukta 6 tane tema görüyorsunuz. Birincisi medya. Önceden sadece medyadan bahsediyorduk ama artık medyada IP söz konusu. Dolayısıyla sizin desteklediğiniz, sponsorluk yaptığınız bir fikri mülkiyet söz konusu. Aynı zamanda taraftar tabanıyla alakalı tutku. Burada konaklama, ağırlama beraberinde birçok şey geliyor. Geçmişte sponsorluk sadece medya veya görünürlük almayla alakalıydı ve bununla ilgili bir ödeme yapıyordunuz. Artık burada durum böyle değil. Durum tamamen farklı. Model değişmiş durumda. Burada sadece bir medya için ödeme söz konusu değil. Dijital araçlar var.
influencer imajı kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde ürün pazarlama hedefi ve diğer hedefler söz konusu. Dolayısıyla sponsorlukta farklı şekillerde markalar sponsorluklarını veya ortaklıklarını kaldıraç olarak kullanıyorlar. Burada bugünkü markalar artık daha özelleştirilmiş ve esnek haklar istiyorlar. Spesifik varlıkların sponsorluk sözleşmelerine dahil edilmesini istiyorlar. Bu varlıklar marka ihtiyaçlarına dayalı olarak şekillendiriliyor. Mastercard iyi bir örnek. Mastercard UEFA ile bir sözleşme imzaladığında sadece işte LED ekranda görmeyi istemedi. Burada aynı zamanda bu çocukların da neticede görünmesini istediler. Çünkü buradaki maskot çocuklar kampanya açısından paha biçilemez bir değere, öneme sahip. Dolayısıyla bunların da sözleşmede yer almasını istediler, bu imajların kullanılmasını. Dolayısıyla sponsorluk anlaşmasında böyle bir esneklik söz konusu. Burada iş stratejisinin ve markanın iş hedeflerinin iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor ki hedefler konusunda bu markalara yardımcı olunabilsin. Yine değerli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu da şu: sponsorlar ve hak sahipleri ortak hedefler etrafında işbirliği yapıyorlar. Heineken ve Formula 1 örneğinde bunu görüyoruz. Heineken müzik sponsorluğunda oldukça etkin bir marka ve burada DJ Hardwell, burada Grand Prix Meksika'da göründü. Burada Heineken'in hedefi buydu. Eşsiz benzersiz bir ortam oluşturmak ve bunu sponsorlukla gerçekleştirdiler. Sponsorların ve bu noktada hak sahiplerinin birlikte çalıştığı daha fazla örnek kullanacağız. Örnek göreceğiz. Burada teknolojinin yine aynı şekilde ortaklıklarda daha fazla yer aldığını görüyoruz. SAP, IBM, Microsoft örnekler. Bunlar teknolojilerini sergilerken spor ekibinin sonucuna katkıda da bulunmaya çalışıyorlar. SAP mesela Brezilya Dünya Kupası'nda Almanya'nın taktiklerini veya oyuncularını analiz etmeye nasıl bir katkıda bulunduğunu ön plana çıkardı. Veya IBM'de aynı şekilde Real Madrid'le alakalı olarak böyle bir çalışma gerçekleştirdi. SAP NHL'le ilgili istatistik sunarken ziyaretçilerin etkileşimi %40 düzeyde NHL'de de SAP sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada bazen modelin dışına da çıkma söz konusu. Size teknoloji sunuyorum ortak olmak noktasında. Siz de bunun hikayesini anlatıyorsunuz şeklinde. Yani burada hibrit bir metot da tercih edilebiliyor ilgili ortaklar arasında. Genel olarak buradaki sponsorluk hikayelerinin anlatılmasına yönelik seçenek daha fazla sayıda. Burada doğru hikayelerin seçilmesi hedefe uygun olarak önemli. İstatistiklerden bahsedebilirsiniz veya burada sonuçlarla ilgili bir sponsorluk söz konusu olabilir. Canlı yayın, soru cevap bölümü, çok fazla hikaye var burada hak sahiplerinin anlatabileceği ve markaların farklı taraftar hikayeleriyle kendilerini anlatmak için, hikayelerini anlatmak için çok fazla seçeneği mevcut. Maç istatistikleri yine karşılaştırma açısından önemli. 30 yaşın üzerindeki erkek izleyicilerin bunlara daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki hedefe ve hedeflenen taraftar grubuna göre bu kullanılabilir. Yine aileyle alakalı hassasiyetleri olanlar gıda kategorisine daha yakın olabiliyor. Dolayısıyla aynı kavram etrafında, aynı hak etrafında farklı yöntemlerin izlenmesi mümkün. Sponsorluk şimdiye dek bu şekilde bir değişim geçirdi ve bunun hızlanmasını bekliyoruz. Burada giderek esnekleşen ve özelleştirilebilen bir sponsorluktan bahsediyoruz. Bu sadece gelirle alakalı değil, aynı zamanda değerle alakalı bir durum. Burada taraftarlarla etkileşim noktasında birlikte çalışma söz konusu. Markalar
hak sahiplerinden iş stratejilerini anlayabilenleri seçiyorlar. Burada hak sahipleri aynı zamanda inovasyon yapma zorunluluğuna sahip, dijital yetkinlikleri noktasında markalara verileri kullanabildiklerini göstermeleri gerekiyor ki doğru mesajın doğru insanlara ulaşması mümkün olsun. Bunu dile getirdikten sonra 5. trend için sözü Mehmet'e bırakıyorum. Mehmet, söz sende. Andrea bize sponsorluğun bu konudaki öneminden bahsetti. Bu bölümde biraz daha sponsorluk ve kurumsal sosyal sorumluluğun nasıl iç içe geçtiğinden bahsedeceğiz. Daha düne kadar kurumsal sosyal sorumluluk daha yaygın hale geliyor, bir trend haline geliyor diye bahsederken bugün aslında pazarlamanın vazgeçilmez bir aracı olduğunu görüyoruz. Yani kurumsal sosyal sorumluluk ve spor sponsorlukları aslında iç içe geçmiş durumdalar ve markaların kendilerini başka tüketicinin zihninde ve toplum nezdinde pozisyonlamak istedikleri yere ve beraber yanlarına almak istedikleri değerlerle beraber pozisyonlayabilmek için önemli bir marketing model haline geldiğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı markalar artık gerçek bir kaos arıyorlar yatırım yapmak için. Spor kuruluşları bir toplumsal faydayı öne çıkarmaya çalışıyorlar ve profesyonel sporlarda da çeşitlilik artıyor. Bunların örneklerini tek tek az sonra göreceğiz. Geçmişte kurumsal sosyal sorumluluk daha çok bir hayır işiydi. Yani kurumsal sosyal sorumluluklar, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren markalar ve spora sponsorluk yatırımı yapan markalar daha böyle babacan, işte bu çocukları yalnız bırakmıyorlar, sporun ve sporcunun yanında vesaire filan gibi böyle söylemlerle anıyorduk. Bugün aslında trend biraz daha değişti. Az önce söylediğimiz gibi pazarlamanın olmazsa olmazı haline gelen bir şey haline geldi. Kurumsal sosyal sorumluluk ve spor yatırımı. Yani pazarlama için ve kendinizi bir marka olarak doğru yere pozisyonlayabilmek için aslında bu ikisinin birleşiminin bir lüks değil bir ihtiyaç haline geldiğini görüyoruz. Ve tüketici nezdinden baktığımız zaman da tüketiciler aslında topluma bir fayda üreten markalara daha fazla yatırım yapmaya, daha fazla ödemeye bununla bir dertleri yok, daha fazla ödeyebiliriz diyorlar. Burası çok önemli. Yani iki marka arasında kurumsal sosyal sorumluluğa yatırım yapanları ve bir fayda üreten markayı seçerim değil, fayda üreten markaya daha fazla yatırım yaparım, daha fazla para harcarım diyorlar. Bu bizim için önemli bir veri. Toplamda 2014 verisine göre bugüne kadar geldiğinde bu harcamanın %66, toplumda %66 oranında böyle bir intention'ın arttığını görüyoruz. Tabii bu niyetin artması, daha fazla yatırım yapma niyetinin artması millennial ve centennial dediğimiz nesillerde biraz daha fazla. Çünkü onların farkındalıkları biraz daha yüksek, daha eğitimliler. Ama baby boomer dediğimiz geçmiş nesillere de baktığımızda onların da 2014 öncesine oranla %17'lik bu konuda niyetleri daha ciddi bir artış göstermiş. Dünyada da toplumsal fayda temelli sponsorluk örnekleri artmakta. Gördüğünüz gibi NBA Cares özellikle burada Amerika'da başı çekiyor. 9 milyon Amerikalı çocuğun kime danışacaklarını bir yol ayrımına geldikleri zaman ve bir karar vermeleri gerektiği zaman kime danışacaklarını bilmediğini fark eden NBA Cares çocuklar için bir mentorship programı uygulamaya başladı. Ve yine NBA Cares Community Assist Award diye bir ödül tertip etmeye başladı. Her ay sosyal sorumluluk alanında en önemli örneği, yani bunlar NBA oyuncularından oluşan örnekleri, kim daha çok öne çıkıyorsa onu ödüllendiriyorlar. Bunun bizim için önemi şu demek, NBA sadece kendisi varlığıyla bir marka olmaktan çıkıp aslında sosyal sorumluluk projelerine değer veren oyuncuları da ödüllendirip öne çıkartarak aslında yeni markalar oluşturmaya başlıyor ve bu markalar, sosyal sorumluluk markaları aslında tüketiciye ulaşmak isteyen markalar için de yeni bir mecra haline geliyor. Yani burada aslında ciddi bir üretim de var ve Türkiye'de de uygulanmasını çok arzu ettiğimiz bir model aslında. Bununla beraber tabii ki kadının değeri sporda artıyor. Kadın sponsorluklarına UEFA teşviki arttırmış durumda ve ilk defa Avon Liverpool'a sponsor olarak bir kadın sporuna
sponsor oldu. Neden? Çünkü Avon burada ciddi bir fayda olduğunu ve fırsat olduğunu farkına vardı. Kadın sporları aslında çok fazla yatırım alan, bugüne kadar çok fazla yatırım alan bir mecra değildi. Fakat bugüne kadar fazla yatırım almamış olması demek aslında çok ciddi bir fırsatı yanında getiriyor. Çok fazla oyuncu yok ve bugüne kadar gelişi güzel sponsorluk için kullanılmamış. Bakir bir alan. Business'ın Sports olarak kadın sporlarına yatırıma bütün müşterilerimizi teşvik ediyoruz. İş buraya gelince tabii ki markalarda aslında kadın sporlarıyla alakalı yatırımı modelleyen güzel projeler talebinde bulunmaya başladılar. Tabii ki bu talep hak sahiplerine, mecralara, kulüplere bunlardan çeşitli proje üretilmeleri isteği gündeme geldi. Ve sporun aslında medyada çok fazla öne çıkıyor olmasından dolayı, çok fazla göz önünde olmasından dolayı, bir liderlik çağrıştırmasından dolayı spor artık toplumsal bariyerleri aşmak için ciddi bir, tarafsız bir araç haline gelmiş durumda. Yani siz kendinizi pozisyonlamak istediğiniz yeri seçtikten sonra, yanınıza almak istediğiniz, pozisyonlarken yanınıza almak istediğiniz değerleri seçtikten sonra bir spor dalı üzerinden buraya bir sponsorlukla bunu çok rahat gerçekleştirebiliyorsunuz geleneksel yöntemlere göre. Dünyada kadın sporları bu sebepten dolayı yükselişte. Gelişen ülkelerde açıkçası kadın sporu izleme ve yatırım oranları arttıkça aslında bu alana, bu alanın ölçümlenme ihtiyacı da ortaya çıkmaya başladı. Biz burada devreye giriyoruz aslında. Nielsen Sports olarak bizler burada markalara, hak sahiplerine ve bütün spora yatırım yapmak isteyen, yatırım almak isteyen, kendini farklı bir yere pozisyonlamak isteyen bütün markalara burada bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 2013-2017 yılları arasında parasal artış olarak kadın sporlarına olan sponsorluk yatırımının %49 oranında arttığını, sponsorluk adedi olaraksa %37 arttığını gözlemliyoruz. Ve dünyada izleyici tarafından da aslında kadın sporlarına ilgi artmaya başladı. Nüfusun, gelişmiş ülkelerdeki nüfusun %66'sı aslında ben de kadın sporuna, en az bir kadın sporuna ilgi duyuyorum diyorlar. Taraftar kitlelerine baktığımız zaman, en az bir sporun taraftarı olan kitleye baktığımız zaman, burada rakam tabii ki sporla ilgilendikleri için daha fazla, %84'lük bir ilgi var. Ve işin en önemli kısmı, buradaki dağılım, ilgisi olan kitlenin dağılımı aslında 50-50, yarı yarıya kadın ve erkek dağılımı var. Bu da şu demek, kadın sporlarına yatırım yapmak isteyen markalar sadece kadın hedef kitleye yönelik çalışmalar yapan, üretim yapan markalar olmasına gerek yok. Kadını da hedef alsanız, erkeği de hedef alsanız aslında kadın sporlarına yatırım sizin için elzem hale geliyor. Kadın sporlarına ilgi de şunu da görüyoruz, canlı müsabakalara katılmak isteyenler, TV'de ücretsiz olsa daha fazla izlemek isterim diyenler ve online ortamda, webde free olsa bunu izlemek isterim diyenler gitgide artıyor ve şunu da gözlemliyoruz, aradaki makas da daralıyor. Kadın ve erkek sporlarının arasındaki izleyici makası daralıyor ve birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Evet, toparlamak gerekirse şu ana kadar neler söyledik? Bir, kendinizin bir marka olarak, bir marka kendini bir yere pozisyonlamak istiyorsa, toplum nazarında daha yanına değerler almak istiyorsa ve toplumun içerisinde daha ciddi bir yer edinmek istiyorsa, spor sponsorluğu vazgeçilmez bir hale geliyor. İki, toplumsal faydayı amaçlayan sporlar ve amaçlamayan sporlar, yani bir toplumsal faydaya yönelik faaliyet yürüten sporlar, yürütmeyenlere oranla geride kalmaya, ilerlemeye başlayacaklar. Bir toplumsal faydaya hitap etmeyen sporlar geride kalmaya başlayacaklar ve diğerlerinin gölgesi altında kalacaklar açıkçası. Üç, kadın sporları gelişecek ve bu marka şu anda çok bakir bir alan olduğu için, bu alan çok bakir bir alan olduğu için yatırıma çok açık ve çok ciddi bir potansiyele sahip. Dört, bütün bu
Andrea'nın bahsettiği ve benim bahsettiğim sponsorluk ve kurumsal sosyal stratejisi, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi iç içe geçtiği zaman aslında sporla alakalı uzmanlık da bir değer kazanacak. Bugün Türkiye'de bizler çeşitli üniversitelerde işte spor uzmanlıklarıyla alakalı bölümlerin açıldığını biliyoruz. Burada okuyan, buradan mezun olan öğrenciler daha fazla önem kazanacak ve burada bu işin uzmanı insanların yetişmesi bir ihtiyaç haline gelecek. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Son olarak Andrea'nın da daha önce bahsettiği gibi bizler Nielsen Sports olarak burada bütün markaları, hak sahiplerini, mecraları, spor kulüplerini bu yolda aslında desteklemek için her türlü desteği veriyoruz. Burada desteğe hazır ve nazırız ve şu çok önemli, bütün bu bahsettiklerimiz ışığında aslında sponsorluğun gelişmesi, kurumsal sosyal sorumlulukla iç içe geçmesi, bütün bunlar sporun gelişmesi için, Türk sporunun gelişmesi için ciddi bir fırsat ve Türk sporu üzerinden de aslında toplumsal fayda oluşmasının ve aslında ülkemizin sosyal düzeninin gelişmesi için ciddi bir fırsat. Biz bu yolda ülkemizle beraber yürümeye hazır ve nazırız diyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz.